Haberin merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Evet, büyük gün geldi, çattı. Erzurum'da bugün Milliyetçi Hareket Partisi, yarın da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mitingleri var. Ve önce Milliyetçi Hareket Partisi cephesine gidelim. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli sabah saatlerinde uçakla Erzurum'a geldi. Devlet Bahçeli, Anadolu Jet Ankara uçağı ile 10.45'te Erzurum'a geldi. Bahçeli uçaktan inişte Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Ülke Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Erzurum İl Başkanı Zekai Kaya tarafından karşılandı. Alo Coşkun. Milli değerleri koru ve yaşat temasıyla başlatılan mitinglerin dördüncüsünün düzenlendiği Erzurum'a bugün saat 10.45'te Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı ile gelen Devlet Bahçeli, havalimanında partililer tarafından coşkulu karşılandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, binlerce partili tarafından havalimanında "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganları eşliğinde karşılandı. Yaklaşık 1000 otomobilden oluşan konvoy ile kent merkezine gelen Devlet Bahçeli'ye Olimpiyat Parkı önünde Osmanlı Atlı Spor Kulübü'nün kadın ve erkek ciritçileri eşlik etti. At koşturan ciritçilerin eşliğinde bir süre giden Bahçeli'nin konvoyu Terminal Caddesi'nde durdu. Makam otomobilinden inen Bahçeli toplanan vatandaşları selamladı. Güllerin atıldığı Bahçeli'ye yoğun ilgi nedeniyle korumalar etrafında adeta etten duvar ördü. Zaman zaman izdihamın yaşandığı karşılama töreninde Bahçeli, Erzurum Bar ekibinin oynadığı Köroğlu Kılıç Barı'nı izledi. Folklorcülerden biri oyunun sonunda kuşağından çıkardığı Türk bayrağını Devlet Bahçeli'ye verdi. Öperek bayrağı teslim alan Bahçeli, bar tutan dadaşları tebrik etti. Bahçeli daha sonra makam otomobiline binerek Palandöken Dağı'ndaki oteline geçti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli istasyon meydanında yaptığı konuşmada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Bahçeli konuşmasında "Ezanı susturmayacağız, bayrağı indirmeyeceğiz ve vatanı böldürmeyeceğiz" dedi. Günlerdir merakla beklenen Milliyetçi Hareket Partisi'nin birlik mitingi bugün yapıldı. İstasyon meydanında gerçekleşen mitingi yaklaşık 10 bin kişi izledi. İsviçre'den geldi, İsviçre. Bayrak al öyle geçsin. Daha önce saat 16 olarak belirtilen miting saat 17.15'te start aldı. Alanı dolduran binlerce kişi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saatler önce beklemeye başladı. Sıcak havadan dolayı rahatsızlık geçirenlere sağlık ekipleri müdahale ederken miting alanına girişlerde geniş güvenlik önlemleri alınmıştı.
Uzunca bir beklemenin ardından miting alanına gelen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sert eleştirilerde bulundu. Özü doğru, sözü doğru, eli açık, sofrası açık, mazlumun yanında, zalimin karşısında olan yiğit dadaşlarla kavuşmaktan heyecan duyuyorum. Sizlerin huzurunda, sizlerin şahitliğinde ve sizlerin muazzam desteğinizle birlik diyoruz, birlikte geleceğe yürüyoruz. Sizlere soruyor ve öyle bir cevap vermenizi bekliyorum ki AKP titresin, PKK şaşırsın, başbakan kaçacak ve saklanacak, kovu karasın. Birlikteliğimizi bozmaya çalışanları bağışlayacak mısınız? Birlikteliğimizi çekemeyen, birlikteliğimizi öğütmeye çalışan haramzadeleri unutacak mısınız? Türk milletinin birlikte yaşama ülküsünü hançerlemek için durmaksızın saldırılarda bulunan fitne ve fesat yüzlere izin ve prim verecek misiniz? İşte Erzurum'a yakışan budur. Kadaşlardan başka bir şey duyulması da mümkün değildir. Sizin bu tercihiniz Türk milletine güven vermektedir. Sizin bu sesiniz Serhat boylarına umut saçmaktadır. Sizin bu duruşunuz hiyanet içinde olanlara korku salmaktadır. Bizim birlikteliğimiz çocuk oyuncağı değildir. Bizim birlikteliğimiz sınırlı, süreli ve sarsak değildir. Bizim birlikteliğimiz baharla açan, sonbaharla solan, kış aylarında kuruyan bir ağaç dalı değildir. Birlikteliğimizin temelinde yaşanmış binlerce yılın sevinci, hüznü, gözyaşları ve zafer sabahlarının şükür namazı vardır. Hamdolsun bizim soyumuz bellidir, yönümüz bellidir. Sevgili izleyiciler, bir haftadan beri Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurmayları malum Erzurum'da büyük mitinge hazırlık yapıyorlardı. Ve dün akşam da Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural Kanal 25 ekranlarına konuk oldu. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Kanal 25 Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal Koç'u da ziyaret etti. Erzurum'da yapılan birlik mitingi öncesi dün ilimize gelen Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural, akşam televizyonumuza gelerek Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal Koç'u ziyaret etti. Samimi bir atmosferde geçen ziyarette Gezi Parkı olayları ve ülke siyaseti sohbet konusu oldu. Erzurum'un her zaman milli ve manevi değerlerine sahip çıktığını belirten Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural, AK Parti hükümetinin 10 yıldır Türkiye'ye büyük zararlar verdiğini ifade etti. Büyük gün diyoruz sevgili izleyiciler, malum. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi, yarın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mitingleri var ve bu nedenle de Erzurum'da özellikle trafik noktasında bazı yollar trafiğe kapatılıyor. Bugün olduğu gibi yarın da bazı güzergahlarda trafikten dolayı yollar kapatılacak. Konuyla ilgili Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi. İlimizde 22-23 Haziran 2013 tarihlerinde istasyon meydanında düzenlenecek olan mitingler nedeniyle şehir içi yollarda trafik akımının yoğunlaşacağı dikkate alınarak
vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla saat 12.30 itibariyle aşağıda belirtilen tedbirler alınacaktır. İstasyon meydanı tüm giriş çıkışları, Orhan Şerif Soy Caddesi, 50. Yıl Caddesi kesişimi, Migros Kavşağı tüm bağlantı kolları, Gürcü Kapı Kavşağı'ndan Migros Kavşağı istikametine ve Migros Kavşağı istikametinden Gürcü Kapı Kavşağı istikametine, 50. Yıl Caddesi Migros Kavşağı'ndan Gez Kavşağı istikametine bağlantı yolu ve 50. Yıl Caddesi Gez Kavşağı'ndan Migros Kavşağı istikametine Çaykara Caddesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önünden 50. Yıl Caddesi istikametine saat 13'ten itibaren trafiğe kapatılacaktır. Sanayi Kavşağı'ndan Migros Kavşağı istikametine, 50. Yıl Caddesi Gürcü Kapı Kavşağı Pelit Meydanı Kavşağı, Kazım Karabekir Caddesi 50. Yıl Caddesi istikametine, Kombina Caddesi Gez Kavşağı istikametine, DSİ Kavşağı Demircioğlu Caddesi, Çimenler Kavşağı'ndan Gez Kavşağı istikametine, Eski Vilayet Kavşağı'ndan Menderes Caddesi istikametine gerektiği takdirde kontrollü ve kademeli olarak geçiş yapmaları sağlanacaktır. Evet, siyasi arenada hoş görüntüler de oluşmuyor değil sevgili seyirciler. Erzurum'da MHP'liler ve AK Partililer bugün ve yarın gerçekleştirecek mitingleri üzerlerindeki parti atkıları ve tişörtleriyle beklediler. Erzurum'da MHP'liler ve AK Partililer bugün ve yarın gerçekleştirilecek mitingleri üzerindeki parti atkıları ve tişörtleriyle bekliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugün düzenlenecek olan birlik mitingi için partililer atkı ve tişörtlerini giyerek meydana doğru akın ederken, AK Partililer ise yarın istasyon meydanında düzenlenecek milli iradeye saygı mitingi öncesi parti atkılarıyla Erzurum'un cadde ve sokaklarında turluyor. Bazen karşı karşıya gelen partililer birlikte dostluk fotoğrafı çektiriyor. Bu arada Erzurum'un bugün ve yarın ev sahipliği yapacağı mitingler öncesinde atkı ve tişört satıcılarının yüzü gülmeye başladı. Satıcılar bu mitingleri değerlendirdiklerini ve işlerinin çok iyi olduğunu söyledi. Atkı, barem, bandaj, mitinge. Evet, mitingimiz var. Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Başbakanımızın Erzurum'da 2 gün yapacakları mitingler için şu anda biz de ürünlerimizi getirdik. Ürünlerimizi satmaya çalışıyoruz. Alanlar var. Her şeyin hayırlısı diyelim. Vallahi şu anda bizden aldılar bunu. Şu anda şöyle bir şey, milletin adamları diye astınız, zehirlediniz, yedirttirmeyiz diye. Milliyetçi hareketin, ülkücü hareketin, ülkücü gençliğin dün her şeyleri var yani burada, malzemelerin hepsi burada var Erzurum'da. Erzurum'da günlük üretilen 210 bin adet ekmekten yaklaşık 11 bin tanesi çöpe gidiyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan Ekmek Nimettir Çöpe Atılmaz projesi kapsamında şehrin muhtelif noktalarına monte edilen bayat ekmek toplama kutularını vatandaş kısa sürede benimsedi. Daha önce çöpe giden ekmekler şimdi kent merkezi ve doğal ortamlarındaki hayvanların beslenmesinde kullanılmaya başlandı. Erzurum'da günlük üretilen 210 bin adet ekmekten yaklaşık 11 bin tanesi çöpe gidiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 yılında başlattığı uygulamayla şehirde çeşitli noktalara 50 adet bayat ekmek toplama kutusu monte edildi. Belediye uygulamayla yılda 2 milyon liralık ekmek tasarrufu sağlamaya çalışıyor. Toplanan ekmekler belediyeye ait hayvan barınakları ve kent etrafındaki ormanlık alanlarda yaşayan yabani hayvanlara yem olarak veriliyor. Ayrıca kutulardaki bayat ekmekler ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından alınarak kendi evcil ve yük hayvanlarının beslenmesinde de kullanılıyor. Vatandaşlar belediyenin uygulamasından oldukça memnun. Muhtarlar ve vatandaşlar belediyeye başvurarak kendi mahallelerine de ekmek toplama kutusu konulmasını istiyor. Talebi dikkate alan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri 50 adet ekmek toplama kutusunu daha şehrin farklı noktalarına monte etmeye devam ediyorlar. Sevgili izleyiciler, yerli ve yabancı turistlerin Erzurum'a geldiklerinde uğradıkları mekan olan Taşan'da süs havuzuna atılan balıklar büyük ilgi görüyor. Erzurum'da 446 yıldan beri ayakta dimdik duran Rüstem Paşa Hanı, Oltu Taşı olarak tanınan siyah kehribardan yapılan ürünlerin pazarlandığı turistik bir mekan olarak ün yaptı. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Rüstem Paşa Hanı kaynaklara kervansaray ve bedestan olarak geçti. Pervizoğlu Camisi ile Boyahane Hamamı arasında bulunan Rüstem Paşa Hanı, Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Rüstem Paşa tarafından 1544-1561 yıllar arasında yaptırıldı.
Tarihi mekanın bahçesinde bulunan süs havuzunda her yazın olduğu gibi bu yazda renkli alabalıklar ve sazanlar yerini aldı. Ziyarete gelenlerin dikkatlerini üzerine çeken balıklar esnaf tarafından da oldukça ilgi görüyor. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan günün gelişmeleriyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Esen kalın.